Eskiden hala da uygulanıyor gerçi de ameliyatla yüz germe operasyonları yapılırdı. Ve birçok kişi de aslında belki biliyordur ama gene de çok kısaca bir özetleyelim. Çekilir, kesilir ve dikiş atılırdı. Böyle bir yöntemdi, evet. Çok özüyle belki. Şimdi artık bir yakma işlemi uygulanıyor. Nedir bu işlem? Nasıl yapılıyor? Kimlere nasıl uygulanıyor? Bu mantık şu, öncelikle cildin fazlası olduğuna emin olduğumuz insanlara yapmanız lazım. Peki burada bir şu kısım için, çene bölgesi için bir sarkmadan mı, yani bir sarkma olacak ve sonrasında mı uygulanıyor bu, evet, işlem? Göz çevreniz için de olabilir. Göz kapağınızdaki sarkma, göz altınızdaki o torbaya bağlı fazla derinin yok edilmesi. Şimdi boyunda kullanabiliyoruz, dekoltede kullanabiliyoruz ama en çok yüz ovalinin toparlanmasında bizim işimize yarayan bir teknoloji. Bunda iki ayaklı, yine az önce konuştuklarımıza paralel anlatalım. Biz daha önce ameliyatlardan önce ve sonrasında da plastik cerrah arkadaşlarla koordineli çalışıyorduk. Çünkü yüz germe işi terzinin pantolonun paçasını düzeltme işi gibidir. Yani o pantolonun kalitesiyle ilgili hiçbir artırım yapmaz. O yüzden yüz gerilmeden önce bir eksikleri yerine konursa veya gerildikten sonra eksikleri yerine konursa alınacak sonuç her zaman daha iyidir. Bunu hiç unutmamak, evet, lazım. Bunu ameliyatta da yapsanız aynıdır, ameliyatsız da yapsanız aynıdır. Bu olması gereken kısmı işin. Ameliyatsız yüz germe işi hastalara şöyle bir kolaylık sağladı. Çok büyük olmayan problemlerde, yani gerçekten çok sıkıntılı ve sorunu yüksek olmayan hastalarda ameliyat yerine aynı gün akşam yemeğe gidebilecekleri kadar kolay bir işlemle yüzlerindeki o fazla deriyi küçültmek. Nasıl yapılıyor? Cildin farklı derinliklerinde yapılan 10-12 bin tane cildin altına giden ultrason dalgalarıyla yapılan küçük yanıklarla. Bu yanıkları şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir yün kazağı sıcak suyla yıkadığınızda nasıl küçülüyor? Buna benzer bir işlem. Veya cildiniz, yani bir mumu bir jelatine damlattığınızda orada nasıl bir büzüşme oluyor? Bunu 10-12 bin tane birer milimetre aralıklarla yüzü tarayan şekilde yaptığınızda o bölgede ciddi bir küçülmeyi görebiliyorsunuz. Hemen sonrası, uygulama sonrası hasta bir miktarını hissediyor. Ama o içerideki yapılan hasarın iyileştirilmesi sırasında 6 ayı bulan, hatta 6 aydan da uzun süren iyileşmez. Peki burada bir işlem uygulanırken ağrı, sızı, yanma, kızarıklık benzeri şeyler yaşanıyor mu? İşlem sonrasında sorun, hani çok küçük yanıklar olabilir hastalarda. Çok nadir bir tane, belki olmadığı da olur ama normalde sorunsuz giderler hastalar. Ertesi gün hayatlarına devam edebilirler. Aynı gün bile, hani uygulamadan sonra akşam yemeğine gönderdiğiniz hastalarımız oldu. Peki biraz bir yapılışını şey yapalım mı? Hani çünkü görüntümüz olmadığı için biraz, hı-hı, kafamızda canlandırmış olalım. Uyuşturularak mı yapılıyor? Ağrı kontrolü çok önemli. Ağrıyı kontrol edemiyorsanız bu hissedilen ciddi problemli bir yöntem. Onun için özel ağrı kesme yöntemlerimiz var. Lokal anesteziklerle, bir takım enjeksiyonlarla hastanın acı duymamasını sağlıyoruz. Ondan sonra da yapmaya başladığımızda şu şekilde bir propla yüzünde istediğimiz derinliğe gidecek başlıkları seçip her atışta aşağı yukarı 25 nokta yapılacak şekilde ihtiyacı olan bölgeleri çok tarıyoruz. Uzun mu sürüyor yoksa? Yapılan bölgenin büyüklüğüne bağlı 1,5-2 saat bile sürüyor olur. Ama hani küçük bir bölge ise 15 dakika ile yarım saat arasında da biter. Peki birkaç seans mı uygulanıyor? Tek seferde. Tek seferde. Çok iyi aslında, yani hiç anestezi almadan, dikiş iziniz olmadan, çünkü eskiden yapılan ameliyatlarda işte kulağımızın yanında, kulak arkasında ciddi dikiş izleri olurdu. Bunlardan da kurtulmuş oluyoruz aslında. Kablolu telefondan cep telefonuna geçtiğimiz gibi, yani belki bundan sonra bir basamak sonra buna da gerek kalmayacak. Belki bir tablet vereceğiz sizlere özel. Evinizde içeceksiniz, sabah gelecek ama şu anda hani teknoloji buraya geldi.